Evet arkadaşlar öncelikle hepinize merhaba diyor ve İngilizce Sokak kanalına hoş geldiniz, sefa geldiniz diyorum. Bugün sizlerle yeni bir tasarım ile karşınıza olacağız inşallah. Bugün İngilizce sıfırdan hiçbir şey bilmiyormuş gibi karşımdakileri düşünüp o şekilde İngilizce sıfırdan anlatmaya çalışacağım. E, nedir sıfırdan anlatmaya çalışacağım konu? Öncelikle biliyorsunuz ki okuma yazma öğrenirken ilk başta yaptığımız nedir? Alfabeyi öğrenmek değil mi? Bu şekilde biz de size o alfabeleri hızlıca geçip alfabelerdeki, Türkçe'deki karşılığı nasıl okunuyor? Farklılığı ne? Bunu anlatmaya çalışacağız. Çünkü niye? Diyelim ki mesela Türkçe'de 29 harf varken İngilizce'de sadece 26 harf var. Ve İngilizce'de yeni harfler işin içine devreye girmekte. Ayrıca harfler Türkçe'deki gibi okunuşları aynı değil. Bu yüzden okunuşlarını ve hangi harflerin nereye geldiğinde arayan, e, yanına ne geldiğinde nasıl değiştiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bunu bilmesek e, direkt... I, U, V nedir? Hiç it nedir? Direk konulara girersek kafanız karışır ve e, bu niye böyle okunuyor, düşünüp diye düşünüp anlayamayabilirsiniz. Ayrıca e, ben şu e, zihniyete de karşıyım. İşte geçmiş zaman nedir, gelecek zaman nedir falan filan. Gramer konularını anlatmaya karşıyım. Niye diyeceksiniz? Mesela bir bebek düşünün. Örneğin bir bebek doğduğunda e, annesine do doğduğu gibi. Türkçe Türk bir insan düşünüyor da farklı bir insan. Farklı e, önemli değil. millet önemli değil. Diyelim ki bebek doğdu. Doğar doğmaz. Okuma yazma biliyor mu? Bilmiyor. Bilmediği halde bu çocuk nasıl peki bir, bir süre sonra bir yılda iki yılda e, çok akıcı bir şekilde rahat bir şekilde konuşmayı öğreniyor. Önce ne yapıyor çocuk? Dinliyor. Dinliyor. Sonra ne yapıyor? Taklit ediyor. Taklit ettikten sonra ne yapıyor? Bir süre sonra daha konuşma aşamasına geçecek daha sonraları 5-6 yaşlarında 7 yaşlarında daha yeni yeni okuma yazma başlıyor. Sonralardan da yani daha yeni yazmaya başlıyor. Ama çocuğun ilk yaptığı şey ne? Önce dinlemek, sonra taklit etmek, sonra yazmaya başlay konuşmaya başlamak. Siz de böyle düşüneceksiniz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Sizin öncelikle bol bol İngilizce maruz kalmanız gerekiyor. Yani mesela basit seviyelerde bir çizgi film olabilir, çizgi dizi olabilir ya da basit filmlerle başlayabilirsiniz. Ee, bu şekilde siz önceki duymanız, ona maruz kalmanız, zorunluluk hissetmeniz lazım. Mesela benim bir arkadaşım vardı. Yurt dışına çıkmıştı. Şöyle bir şey anlatıyordu. Diyordu ki ilk baş gittim de diyordu. E, hep Türklerle beraber yaşadığımız için pek bir şey öğrenememiştik. Ama zamanla e, taşındığım yeri, yani başka yere taşınınca e, farklı insanlarla, yabancı insanlarla bir arada oturmak zorunda kalınca baktım ki İngilizcemin geliştiğini fark ettim dedi bana. Bu da şunu gösteriyor ki bunun birçok örneği var. bir dile öğrenmek için, bir dili öğrenmek için o dile ne yapmanız lazım? Maruz kalmanız lazım. Yani biz şu an mesela doğduğumuz gibi Türkçe mi biliyorduk? Hayır tabii ki de. Çünkü niye? Biz doğduğumuzda anne babamız, çevremiz hepsi neydi? Türktü, Türkçe konuşuyordu. o konuşuyor, bu konuşuyor, şu konuşuyor derken ne oluyor? Kulak artık ona aşina oluyor. E kulak aşina olduğu için de bir süre sonra dili öğrenmeye, dili konuşmaya başlıyoruz. Ve bir daha söyleyeyim tekrar ediyorum. Dilin öğrenme aşamasının birincisi dinlemedir. Şu an siz dinleme aşamasını yapıyorsunuz. Ve bunu yaparken de bu ilk videomuz olacak. Haftada iki gün yapmaya çalışacağım. Cumartesi, pazar günleri. Çok uzatmadan her videoyu çok da sıkmadan. Bugün biraz yükü ağır olacak. Yükü ağır derken çok uzun olmayacak ama e, bilmeniz gereken, çalışmanız gereken konular olacak. Bunları bilmeniz lazım. Bunları çalışmanız lazım. Çünkü bu İngilizce'nin telaffuzu yani temeli gibi bir şey olacağı için. Mesela C harfinin nerede, okunuşu nedir, nerede nasıl okunuyor bilmezseniz bir kelime karşınıza çıktığında mesela normalde C harfi C diye okunur. Ama siz bunu sürekli C diye okursanız e, kar diyelim araba yazısı C ile başlıyor ona da sar dersiniz gibi. Bunu işte e, anlamanız için şu ders çok önemli onu söyleyeyim öncelikle. Bir de şunu söyleyeyim şu anda videoda açıklamayacağım. çünkü daha belirlemedim ama 2000 aboneye ulaştığımız için bir çekiliş yapmayı planlıyorum ve bu çekiliş bu çekilişi de bu videoyla yapmayı düşündüğüm için altına şartlarını yerleştirip şartları yerleştirip sizin abone olup yorum yapmanız halinde çekilişe katılabileceksiniz ve sürpriz olacak ne vereceğim. Bunu da açıklayacağımız daha sonra. Bir daha tekrarlıyorum. Unutmuyorsunuz. İngilizce'deki ilk yapmanız gereken aşama neymiş? dinleme, ikincisi taklit etme. Daha sonra konuşma geçeceksiniz. Siz işte o yüzden bebek olarak düşünmeyin kendinizi. Siz büyüdüğünüz için, büyük olduğunuz için en azından şu dinleyenler kim olacağını bilmiyordum, Bilmediğim için en azından her yaştan seviyede insan olabilecektir. Bu yüzden sizin yapmanız gereken nedir? Dinlemek, okumak bol bol, bol bol okumak ve kelimeler içi, kelimeleri de o okumanın içerisinde bulmak. Direkt gidip şöyle yapmayın bak. Eğer ki İngilizce gerçekten öğrenmek istiyorsanız kelimeye girip de liste liste şeklinde ezberlerseniz öğrenemezsiniz. liste şeklinde kelime ezberlemeyin. Nasıl ezberleyin? Kelimeleri mesela ufak basit parçalar çıkarın tamam mı? Basit parçalardan kelimeler çıkartın. O parçalardan çıkardığınız kelimeleri öyle özberleyin ki öyle ezberleyin ki o kelimeyi asla unutmayacağınızı ve kelimenin nerede nasıl kullanıldığını görmüş olacağınız için de asla unutmayacağınızı size e, temin edebilirim. Bu şekilde bir giriş yaptıktan sonra umarım çok sıkıcı olmadığını varsayarak ilk başta dediğim gibi ne geçiyoruz? Alfabenin okunuşuna. Size ilk başta da söylediğim gibi İngilizcede Türkçeden farklı olarak 26 tane harf vardır ve İngilizcedeki yeni harfler de vardır. Bunlar nedir? Q harfi, X harfi, W harfi. İngilizceden farklı olarak Pardon çok özür diliyorum. Türkçeden farklı olarak İngilizce yerleştirilmiştir. Okey. Şimdi ben bunların okunuşlarını yazayım isterseniz size. Bu okunuşlarını bilmeniz, öğrenmeniz gerekiyor. Çünkü bunları okunuşunu bilmezseniz kelimeleri yapamazsınız. Onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi bir, bir daha tekrar ediyorum. İngilizce'de harfler 26 tane olmasına rağmen okunuş konuş e, ses, sesi olarak çok farklı, fazla artmaktadır. Onu söyleyeyim. Unutmayın onu. Çünkü yani mesela diyelim Türkçe'de 29 harf var. 29 harf şeklinde okunuyor ama İngilizcede 26 harf varken 26 şeklinde okunmuyor. Mesela C'nin o konuşları değişebiliyor. Ne bileyim h'nin o konuşları değişebiliyor, düşebiliyor. G'ninki değişebiliyor gibi gibi. Okey. İsterseniz başlayalım. E, Türkçedeki A harfi İngilizcede nasıl okunuyor biliyor musunuz? Şöyle umarım gözüküyordur. E diye okunuyor. Oku, bakayım kameraya. Evet okunuyor. İngilizcede E diye okunuyor tamam mı? A harfi İngilizcede A. B harfi B. Ondan sonra C harfi C. Bu çok kafa karıştıran bir harf olacak onu söyleyeyim. Çünkü bunun okunuşları değişebiliyor. A, B, C. Ondan sonra D harfi D diye okunuyor. E harfi E diye okunuyor. Tamam mı? E harfi I e diye okunuyor. F harfi A, B, C, D, E, F, G. Eğer küçükken böyle ezberlemişsiniz. Ben 18 sene olmuş bu harf abeyi göreli. Ama hala e, bir, kısm, bir büyük, ço büyük çoğunluğu aklımda kalmış bu şekilde ezberlemenizi tavsiye ederim. Mesela A, B, C, D, E, F, G harfi G diye okunuyor. H harfi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, K. Yani H şeklinde okunuyor bu da tamam mı? A, B, C, D, E, F, G, H, I. Şimdi bu I ne? Bunu ben şimdi öğrenmiş olun. I demek ben demek Türkçe'de tamam mı? Ben demek Türkçe'de. Ve bunun bir özelliği var. Şimdi mesela A, B, C, D, E, F, G bunlarda bir sorun yok ama I harfinin yani İngilizce'deki I harfinin küçüğü Bunların sonuçta hep büyük harfle yazılmıyor değil mi kelimeler? Bunların küçüğü de I harfi yok tamam mı? Bu küçüldüğünde ne oluyor? İ'ye dönüşüyor. Bak dikkat ederseniz büyük İ de yok. Yani İngilizce'deki büyük İ yokken küçük I da yok tamam mı? Büyükken I oluyor. Küçükken İ'ye dönüşüyor. Okey. Ondan sonra sıra neydi? H I J K J K. Şimdi ne geldi? J harfi neye dönüştü? C'ye dönüştü. Sırada K var. K harfi de K diye okunuyor. L harfi L diye okunuyor. M harfi M diye okunuyor. Şöyle düzgün yazalım. N harfi N diye okunurken O harfi de O diye okunuyor. Tamam mı? Böyle sanki O ile U birleşimi gibi düşünün. Tamam mı? A, bak şimdi geldiğimiz yere kadar bir okuyalım. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Tabi da daha, daha P'yi söylemedik. Ee, sonraki harfimiz ne? P. P harfi. Türkçedeki P harfi nasıl okunuyormuş? P. Ee, Q harfi. Bak Q. Sanki böyle K, I, U karışımı gibi. Q. 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 Tamam mı? Q diye okunuyor. R harfi ise R diye okunuyor. Tamam mı? S daha sonra geliyor S harfiyle, T harfi ise T, sonra U, bak U, U diye okunuyor. bak Böyle bir saçmalık var işte ama işte maalesef e, bunu zamanla geliştirici okudukça çok basit olduğunu anlayacaksınız aslında. Çünkü biliyorsunuz ki İngilizce uluslararası bir dil ve artık e, sadece İngilizce de yetmiyor. Birçok dil kullanılıyor ve İngilizce artık normal bir dil olmuş gibi düşünülüyor bizim ülkede konuşulamamasının sebebi işte hep sürekli ezberci anlayıştan yani neden kaynaklanıyor? Sürekli gramerden vesaire işte geniş zaman bu, şimdiki zaman bu şeklinde öğrendiğimiz, öğretildiğimiz ve öğretmek zorunda olduğumuz bir kaynak kayna sistemden kaynaklı olduğu için söyleyebilirim. Yani konuşma yönelik her yerde bir imkan yok mesela maalesef. Keşke her okulda her yerde konuşmaya yönelik imkanlar arttırabilirse mesela kendi e, örneğimi vereyim. Kendi okulunda mesela bir akıl tahtı olmadığı için dinlemeye çocuklar yaptıramıyoruz mesela. Bu e, belki ufaktan e, hoparlörle vesaire dinlettiriyoruz ama bu da bir itersiz kalıyor. Şimdi devam edelim istersen. Nerede, nerede kal istersiniz? Nerede kaldık? U'da kaldık. Bir sonraki harfimiz V. Yani V diye okunuyor. Sonra W diye W diye okunurken bu harfte İngilizce'deki W harfi Türkçe'de karşılığı yani Türkçe'de bir alfabe sıralamatiğinde yer almıyor. Daha sonraki harfimiz X. En son ise Y ve Z. Tamam. Şimdi isterseniz bunun hepsini bir okunuşunu böyle bir şarkı eşliğinde yapalım. Siz de bunu kendiniz şarkı gibi ezberlerseniz harf, harfleri çok rahat bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Mesela başlayalım. A, B, C, D, E, F, G, H I J K L M N O P Q, Q R S T U V D U V W X Y Z Ben buraya kadar ezber, ezberledim aklımda kalmış. Ee, bunun mesela şarkı şeklinde çocukların söyledikleri var ya da büyüklerin söyledikleri var. Dinleyebilirsiniz. Okey. Size bak bir daha söyleyeyim. Ee, bu da alfabeyi gördünüz diye kaçmayın. Çünkü İngilizce'deki en önemli şey bunlar. Şimdi gelelim. Şimdi bunlar tamam. Alfabe böyle. Ama ama geldik bunların telaffuzuna. Mesela İngilizce'de A ile I harfi yan yana geldiğinde mesela nasıl okunuyor? Mesela hair demek saç demek tamam mı? Kalem değiştirelim farklı bir ton olsun. Hair demek mesela saç demek. Bakayım kamera net gözüküyor mu? Gözüküyor sanırım. Evet. İngilizce'deki A, I harfi oku, yanına gelince nasıl okuyormuş biliyor musunuz? gençler diyeyim ben. Kimi hitap edeceğim bilmiyorum şu anda o yüzden. Arkadaşlar diyeyim ya da. İngilizce'de A ile I harfi gelince E diye okunuyor. Yani şöyle hair. Hair. Tamam mı? Hair. Diye telaffuza dönüşülüyor. Mesela e, normalde E ve V, -V yani İngilizce'de Türkçe'deki E ve W harfleri. Mesela E harfine okunuyordu? I. W harfine sokuyordu. W harfi W diye okunuyor değil mi? Ama E ve W harfi birleştiği zaman anlamı new. New. Yani şöyle sanki okunuyor. N, Y, U gibi. New. Normalde belki birçoğunuz bunu new diye Nev diye belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Ama okunuşu New diye söyleniyor. Bir de iki, üçüncü olarak ise İki tane E harfi yan yana geldiği zaman uzun İ'ye dönüşüyor tamam mı? Yani C şeklinde uzatılıyor. Geldik bir sonraki harfimize. S ve -h, H harfleri. Türkçedeki S ve H harfleri yan yana geldiğinde. S ve H harfleri yan yana geldiğinde. Şşş, bak ağzından çıkanı duyuyorsunuz. Ş'ye dönüşüyor. Yani ne oluyor? Şay diye okunuyor. S ve H gidiyor. Ş'ye dönüşüyor. E, Sonra ne kalıyor geriye? Y kalıyor. Şay oluyor. Okey. Mesela bir sonraki harflerimiz O ve A harflerimiz yan yana geldiğinde. Bu arada İngilizce'de 5 tane sesli 21 tane sessiz harf vardır. İki tanesi işte yan yana geldiği zaman diyelim işte O ile A yan yana geldiği zaman Kod diye okunuyor. Şurayı bir silelim. Şimdi burada ben kod dedim. Bunu açıklamasını daha sonra yapacağız. C harfi ile ilgili ayrı bir ileride görüyorsunuz burada var. O yüzden buna şimdi girmeyeceğim. Kod diye geçiyorum şimdi bunu. Hit mesela yine e ile e, e ile a iki tane sesli harf yan yana geldiği zaman e harfi i diye okunuyor ya. Bu sefer ne yapıyoruz? İ'yi uzatıyoruz tamam mı? Hit şeklinde okuyoruz. Bir sonraki harfimiz yine sesli harflerle ilgili i ve e yan yana geldiğinde peace Sanki böyle pis böyle dersin ya birinize, birine dersiniz ya pis de böyle oku, şey yaparsın. Sen nasıl pis bir insansın gibi kendinize kodlayabilirsiniz mesela. Mesela e, bu genelde görüyorsunuz çoğunlukla sesli harflerin yanına gelmesine değişiyor bu şeyler. Mesela A ile U harfi yanına geldiğinde bunu mesela kelime gördükçe aklınıza gelmesi gerekiyor. Siz böyle mesela bu kalıpları bir öğrenmeniz ve kelimeleri mesela ben bu, her birine birer örnek, ikişer örnek verdim. Siz bu örnekleri kendiniz çoğaltabilir. Zamanla parçalarda gördükçe, kelimelerde gördükçe ne yapacaksınız? Arttıracaksınız. Okey. Mesela bunun örneği vereyim. B ile şey A ile U harfi yani geldiğinde O ya dönüşüyor. Because diye okunuyor. Yani şöyle because diye okunuyor. Because. Tamam. O ile E harfi birleştiği zaman ise bak burada bir tane daha geçmişten bir öğrendiğimiz bir şey var. Neydi? Şu kelimesi, şey, şey kelimesi. S ile H bak şeye dönüştü. Ne olacak o zaman? Şu. Okey. O ile E birleştiği zaman ne oldu? U'ya dönüştü. Şu şeklinde oldu. Yine iki tane O. O harfi nasıl okunuyordu? O diye okunuyordu. O böyle O ile U'yu birleşimi okunuyordu ya. Bunu da iki tane yerine geldiği zaman ne yapacağız? Uzun iki tane U şeklinde book diye okuyacağız. Book. Okey. Şimdi gelelim bir tane farklı bir kelimelerimize. Farklı harf okunuşumuza. C ile H harfi yan yana geldiğinde ne oluyor? Şimdi C harfi çok değişik bir harf. Öyle söyleyeyim size. Harfin okunuşu değişebiliyor. Ç'ye dönüşüyor, S'ye dönüşüyor, K'ye dönüşüyor. Bunu işte kelimelerde gördükçe aklınıza gelecek. C ile H harfi birleştiği zaman da Ç'ye dönüşüyor. Yani ne oluyor bu? Chair. Bak burada yine bir geçti gördünüz mü? Hey bak A ile i, A i. Bak gördükçe kelimeler atıyor. Görüyor musunuz? Farklı kelimeler. Chair. Chair ne demek? Sandalyeydi. Hatırlar iseniz. Bir sonraki kelimemiz think. Think. Bunu böyle çok fazla aşırı telaffuzunu zorlama gerek yok. Belki e, Kur'an bileniniz varsa e, Kur'an'da şey vardır. Üç tane peltek harfi vardır. Mesela S gibi düşünün mesela. S dersiniz ya. S. Bunu da s. Böyle sanki T ile S arası gibi bir şey. Think. Tamam mı? Peltek oluyor. Tamam mı? Bunu böyle not alayım ben think yani bunu ben yazılışını yazamam çünkü peltek olarak nasıl çıkar bilmiyorum. E, peltek olduğunu bilin. Think diye okuyun tamam mı? Yazar mesela thank you. Thank you. Biz hep thank you thank you diyoruz tamam mı? ama normalde asıl e, gidin filmlerden filmlerden izleyin, dizilerden izleyin. Bunların çoğunda thank you. Böyle sanki T de değil, S de değil. Hafif böyle peltekmiş gibi okurlar. Bir sonraki harfimiz p L -h harfi. Mesela bunlar yan geldiği zaman da harfin dönüştüğü harf F oluyor. Harfin dönüştü harf biraz değişik oldu ama F harfine dönüşüyor. Mesela F, e, foto mesela P, H, oto. Bu da mesela öyle. F, e, ne, P, H ne oluyor? F'ye dönüşüyor. Foto oluyor. Ya da bu. Bunu ilk e, ilkokul öğrencileri bilmesi gerekiyor. Beden eğitim dersinden physical education diye. Bu da F'ye dönüşüyor. Physical oluyor. Physical education şeklinde okunuyor gelelim e, önemli dediğimiz yerlere önemli notlarına gelelim şimdi ba, yani önemli nota derken harflerin çok değiştiği ke, ha, yani çok değişen harfleri de gelelim şimdi mesela C harfine gelelim C harfi i y ve e geliyor ise C'den sonra bak C'den sonra i y e harfleri geliyor ise okunacağı harf türü S olur tamam mı? Yani bak C'den sonra gelmiş E var mı var. Ne okuyacağız o zaman bunu? Sel. Bak normalde A, B, C. C harfi gerçekten sadece normalde C diye okunuyor. Ama şimdi değişecek biraz sonra. Ya da mesela <laughs> e, bu örneği verelim. Mesela S'ye dönüştü. Silindir. Yine C, S'ye dönüştü. Niye I e var? Sivil şeklinde yine okunuyor. Okey. Ama. Ama'ya gelelim şimdi. Ama. Ama. Bak genelde dikkat ederseniz böyle kodlayabilirsiniz kendinizi. Böyle geniş harfler diye düşünün. Geniş e, seslerle diye düşünün. Tamam mı? Geniş, büyük, şişman diye düşünün. A, U ve O harfleri gelirse bunlardan sonra C'den sonra yani C harfinden sonra A, U ve O geniş sesler diye düşünün. Tamam mı? 3 tane var zaten. Böyle kodlayabilirsiniz kendinizi. Bunlar gelirse nasıl okunuyor? K diye okunuyor. Okay. Mesela cat gibi İngilizce'deki A harfi E diye okunuyor ya. E. Cat. Ya da Caok diye yazılan. Bak A ile başlamış. Caok demek e, Türkçe'deki karşılığı öksürmek. Bunun okunuşu K'ye dönüşün. Kof. Çünkü niye? G'ye de ileride göreceksin inşallah eğer yazmışsam eğer. Bu da e, F'ye dönüşüyor. Okunuşun konuşun oluyor? Kof. Öksürük oluyor. Bir daha bir sonraki örnek. Mesela U. U geldiğinde ne oluyor? Yine C K'ye dönüşüyor. Kap oluyor. Kap. Okey. Bir sonraki kelimelerimiz ise mesela o ile de örnek verelim. Mesela John mon yazan ya da come yazan. Common. Cam şeklinde bunlar da okunuyor. Common ya da cam şeklinde bunlar da okunuyor. Gelelim s harfinin okunuşuna. S harfinin okunuşunda ne oluyor peki? Şimdi arkadaşlar s harfinin okunuşunda e, i̇ki sesli arasında ise bu S, S, se, iki sesli arasında ise yani burada ses, burada sesli, burada sesli harf var ise tamam mı? Bak iki tane sesli harf var ise yanında ne oluyor? Z harfine dönüşüyor tamam mı? Z. House. 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 Ya da şu. Result. Result diye okunuyor. Bak Z'ye dönüşü görüyor musunuz? Tamam mı? Bir daha söylüyoruz. S harfi. İki tane sesli harf arasına geldiği zaman nasıl okunuyormuş? Z diye okunuyormuş. Okey mi arkadaşlar? Bu şekilde de bunu tamamlamış olduk. Son bir tane sayfamız kaldı. Bunları basit almayın çocuklar. Arkadaşlar çocuklar demeyeyim ben. Herkes izler çünkü belki bu videoyu. Bunları basit almayın. Çünkü bu İngilizcenin telaffuzu yani ilk başlangıcında bilinmesi gereken şeylerdir. Ve bilinmezse olmazsa olmazımızdır. Okey. Biraz videomuz uzun olduysa kusura bakmayın. Bugünlük bu kadar oldu ama e, haftaki derslerimiz haftada iki gün olacağı için e, cumartesi ve pazar şeklinde bu kadar uzatılmayacak. Bir sonraki kelimemiz e, W ile R harfi yan yana geldiği zaman W ve R harfi yan yana geldiği zaman ne oluyor? Böyle olduğu zaman W harfi yutulur ve wrong diye okunur tamam mı? Wrong. Okey. Şimdi gelelim bir sonraki şeye. E harfine. E harfi eğer ki kelimenin sonunda ise E harfi eğer ki kelimenin sonunda ise ne oluyormuş? Bak burada yazmışız. Yutuluyor. Okey. Mesela plane kelimesi plane diye okunmuyor. Plane diye okunuyor. Plane. Ya da kake şey jake kelimesi ee, jake diye okunmuyor. Zaten bak ben demiştim C'den sonra A U O geniş sesliler olunca ne oluyordu? K'ye dönüşüyordu. Jack'e ne oluyor? Cake'e dönüşüyor. Cake. Ya da Jome. Yine ne oluyor? Kam oluyor. Okey. Unutmuyoruz. E harfi cümlenin şey kelimenin sonunda oluyorsa ne oluyormuş? Yutuluyormuş. Yani okumuyorsunuz. Okey midir çocuk arkadaşlar? Bir sonraki harfe geliyoruz. R harfi. R harfinden önce. R harfinden önce. I ve A harfleri var ise i ve a ha, harfleri var ise neye dönüşüyor biliyor musunuz? Ö. Bak dikkat ederseniz İngilizce'de ö harfi yoktu. O var ama ö harfi yok. Ama işte ö harfinin okunduğu yerde burada var görüyorsunuz. Yani bir değil de bird oluyor. Bird de kuş demek hatırlar iseniz. Biliyor iseniz eğer bilenler var ise. ikinci kelimemizde skirt diye yazılan skirt diye okunuyor. Skirt diye okunuyor bu da. Gelelim bir sonraki telaffuz e, kuralımıza. E, bir kelimenin sonunda y var ise, bir kelimenin sonunda y var ise bak ne diyor? Sonda ise ne yut? Y'yi yut. Y yut ve i varmış gibi oku. Tamam mı? İ varmış gibi oku. Mesela yazalım buna bir örnek şey Türkçesini. Rayni, Reyni. rey, ni, re, ni. rey İni bak Y gitti ne oldu? İye dönüştü. Tamam mıdır? Gelelim bir sonraki e, harf kalıbımıza. Bir de e, İngilizcedeki benim ismim gibi. Bu arada ismim Hasan. E, belki görmeyen var ise oradan. Orada yüzden yazıyor İngilizce sokağı Hasan Hoca ile diye. E, İngilizcedeki H harfi. Mesela düşünün ki ben ismim e, İngilizce olduğunu düşünün. Hasan değil de ne oluyor? Düşüyor Asan oluyor. Onun gibi düşün tamam mı? H harfi başta ise ne oluyormuş? H harfi başta ise ne oluyormuş? Düşüyormuş. Okey. Yani our diye okunurken. bu da mesela dürüst kelimesi. Ee, bu günlük yaşamda çok kullanılan bir kelimedir. Günlük konuşmalarında. E, ee, honest diye şey honest diye okunmuyor. Honest diye okunuyor. Okey mi çocuk arkadaşlar? Honest. Honest diye okunuyor. H başta ise H harfi okunmadan düşünüyor. Tıpkı Y'nin sonda olduğu gibi düşürüyorsunuz. Okey mi? Gelelim son e, harflerimize. G yani G harfi den sonra. G harfinden sonra I, Y ve E harfi var ise I, Y ve E harfi var ise mesela C'ye dönüşüyor. Cage diye okunurken Cage bu da enerji diye okunuyor. Okey. Yanlış yazdık enerji tamam mıdır? G'den sonra I, Y ve E harfleri var ise C'ye dönüşüyor tamam mıdır? Ve C diye okunuyor. Son olarak e, K ve N harfleri yan yana geldiği zaman başındaki K harfi ne olur? Gider tamam mı? Başındaki K harfi ne oluyor? Gider. Yani e, KNO değil de Now diye okunur. Ya da başka bir örnek vereyim mesela. Knife diye yazılan. Knife diye yazılan kelime de K ve ne, yan yana gelmiş mi? Gelmiş. Ne olur K gider? Knife diye okunur. Bir sonraki harfimiz J harfi C'ye dönüşüyordu demiştik. Harf, alfabeteden C harfini söylemiştik. C'ye dönüştüğünü. E, o konuşunda mesela bir örnek verelim. J ne oluyor? Cam, jam değil de Cem diye okunuyor tamam mı? Cem diye okunuyor. Bir sonraki harfimiz S, C, H harfi. Birleştiği zaman S, Su, su sucuk sukul diye okunuyor. suku. Tamam mı? Suku. O iki tane o da uyu dönüşüyordu. Tekne kaldı, l kaldı, sukul. Okay. Tabii bir tane bunda uzun uyu demiştik. Hatırlarsanız iki tane o yanına yana geldiği zaman uzun u'ya dönüşüyordu ve sukul şeklinde okunuyordu. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimizi bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım verimli bir ders olması ümidiyle ilk dersimizi tamamlamış olduk. Başta da söylediğim gibi bu videonun altına çekiliş koymaya çalışacağım. Ve 2000 ödüle şey 2000 abone özel bir ufak da olsa çekiliş yapmayı planlıyorum. Ayrıca bir daha tekrar ediyorum. İngilizce öğrenmek istiyorsanız şimdiden bugünden itibaren dizlere çizgi filmlere izlemeye başlayın. Büyük iseniz film öneririm. Küçük iseniz çizgi dizi öneririm. Eğer ki ee, öneri istiyorsanız alt videonun altına yorum yazarak soru sorabilirsiniz. Videolarda ben cevap verebilirim, yorum yazabilirim size. Bu arada anlamadığınız bir şey varsa da bu videonun altına yorum olarak yazmayı ve abone değilseniz abone olmayı, beğenmeyi unutmuyoruz. Tamam mı arkadaşlar, bu şekilde ders tamamlamış olduk. Kendinize iyi bakın diyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. sağlıcakla kalın. İnşallah şu koronavirüsü belasından kurtulup sağ salim atlatmış oluruz. Hayırlısı diyorum. Rabbim cümlemizi korusun inşallah. Allah'a emanet olun.